Merhaba, yine bir aktif öğrenme etkinliğinde birlikteyiz. Bu aktif öğrenme etkinliğimiz isim tamlamalarıyla ilgili. Daha önce de yaptığımız gibi verilen cümlelere kavram tablosundan uygun kavramları seçip koyacağız. Şimdi seninle ilk cümleden başlayabiliriz. Birbiriyle ilgisi olan, biri diğerini sahiplik, iyilik yönünden tamamlayan iki isimden oluşan sözcük grubuna isim tamlaması denir. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ek almaz, sadece tamlanan isi ekini alır. En az üç ismin sahiplik ilgisiyle birbirine bağlandığı isim tamlamalarına zincirleme isim tamlaması denir. İsim tamlamaları tıpkı isimler gibi isim hal eklerini alabilirler. İsim tamlamalarında bir tamlayan birden fazla tamlanana bağlanabilir. İsim tamlamalarında tamlayandan veya tamlanandan önce sıfat görevli sözcük gelebilir. Şunun şurasında okulun bitmesine ne kaldı ki cümlesinde hem tamlayan hem tamlanan sözcük zamir görevindedir. İsim tamlamalarında bazen tamlayan ya da tamlanan düşebilir. Onun kimsenin anlamadığı değişik davranışları vardı cümlesinde. Onun sözcüğü belirtili isim tamlamasının tamlayanıdır. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştiremez. 11. İsim tamlamaları cümlede herhangi bir öge görevi üstlenebilir. İsim tamlamasının tamlanandaki i eki iyelik ekidir. Geldiği isme bir varlığa ya da kişiye ait olma anlamı katar. Belirtili isim tamlamalarının tamlayanı ya da tamlananı zamir olabilir. Ben ve biz kişi zamirlerine tamlayan eki ve tamlanan eki im ve mis şeklinde değişebilir. Belirtili isim tamlamasında dene ki tamlayan eki in yerine tutabilir. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan birden çok olabilir. Belirtili isim tamlaması bir başka ismi niteleyecek şekilde kullanılırsa sıfat tamlamasının tamlayanı olur. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına sıfat girebilir. Bu tür tamlamalara karma tamlamada denir. İsim tamlamaları ek fiil olarak cümlede yüklem görevi üstlenebilir. Sevgili arkadaşım, aktif öğrenme etkinliğimizi de bitirdik. Bu bilgilerle isim tamlaması konusu pekişmiştir. Şimdi çapın değişik yayınlarından soru çözerek isim tamlaması hakkındaki bilgilerini pekiştirebilirsin. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.